Sevgili seyirciler, bugün Azerbaycan'da Asrın Anlaşması'nın 25. yılı ve petrol çalışanları günü olarak kutlanıyor. Şimdi Bakü'ye döneceğiz. Muhabir arkadaşımız Fatih Havanos bizi bekliyor konuyla. Asrın Anlaşması'nı ve anlaşmanın Türkiye için ne ifade ettiğini, önemini konuşacaklar. Sözü Bakü'ye bırakalım. Evet, Asrın Anlaşması'nnın 100 yılın anlaşmasının üzerinden tam 25 yıl geçti. Dile kolay çeyrek asır geçti. Oldukça önemli bir anlaşmaydı. Aslında Azerbaycan'ı dünyaya entegre eden bir anlaşmaydı. Ve aslında bugüne de önemli yansımaları olan bir anlaşmaydı. TANAP olsun, İzmir Ali Ağa'daki Star Rafinerisi olsun. İşte hep o anlaşmanın, o temellerin atıldığı o günden bugüne, işte o süreci, işte bugünlere yansıtan önemli bir anlaşmaydı. Azerbaycan dünyaya entegre olmuştu. Daha henüz 3 yaşındaydı. 3. Cumhurbaşkanı başındaydı. Büyük bir baskı vardı üzerinde. Dünyanın dev ülkeleri ve büyük şirketleri vardı aslında başkent Bakü'de, Gülistan Sarayı'nda ve büyük de bir baskı vardı tabii ki. Ancak Haydar Aliyev, Türkiye'nin de bu anlaşmanın bir parçası, bir tarafında olmasını istiyordu ve Haydar Aliyev direndi, kazandı. Türkiye'de Türk Petrolleri Anonim Şirketi olarak anlaşmanın bir ucundan %7'ye yakın bir pay almıştı. Önemliydi. Hazar Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Sayın Telman Nusretoğlu yayın konuğumuz olacak. Kendisiyle 25 yıl önceki o anlaşmaya, o zorlu koşulları kendisine sormak istiyoruz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. 1994, 3 yıllık bir taze, Çiğburnu'nda bir devlet ve önemli bir anlaşma. Koşulları nasıldı? Hangi şartlar altında imzalandı? Sizden alalım. Önce şunu vurgulamakta yarar var. Yani ister bölge jeopolitiği, ister dünya jeopolitiği açısından Asrın Anlaşması oldukça önemlidir. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Türk dünyası, Azerbaycan'ın bağımsızlığının kuvvetlendirilmesi, muhkemlendirilmesi açısından da bu Asrın Anlaşması oldukça stratejik öneme haiz bir anlaşmadır. Şimdi bazıları bilmiyorlar. Sovyetler Birliği çökerken aslında Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu'nun son anlaşma imzaladığı anlaşmalardan birisi Azerbaycan petrollarının Amerika'nın Amoco şirketine verilmesiyle ilgili bir anlaşma, bir kararnameydi. Çöken Sovyetler Birliği yine de Azerbaycan petrollarını dünya jeopolitiğinde kendine bir konum kazanmak, Rusya kendisine bir konum kazanmak için dünyanın dev şirketlerini açıyordu. Ama Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle bu süreç yarım kaldı. Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiği Elçibey önderliğindeki Azerbaycan Cumhuriyeti görüşmelere başladı. Yani bu uluslararası konsorsiyumlarla, dünyanın en büyük şirketleriyle bu görüşmeler devam etti. Azerbaycan'ın taleplerinden birisi konsorsiyuma Azerbaycan'ın başkanlık etmesiydi. Yani kurulacak uluslararası konsorsiyuma. Ve bu görüşmeler Azerbaycan'ın güçlenmesini, Hazar petrollerinin Türkiye üzerinden dünyaya taşınmasını, Türk dünyasının güçlenmesini istemeyen güçler işte o dönemde bir darbenin içerisinde yer aldılar ve Elçibey hakimiyetten devrildi. Hakimiyete gelen ciddi bir devlet adamı olan Haydar Aliyev'in bu uluslararası jeopolitik durumu, Rusya'nın baskılarını, dünyadaki uluslararası güç merkezlerinin, şirketlerin durumunu çok iyi analiz ederek özellikle Türkiye'ye bu petrol konsorsiyumunda yer açmak için bir ciddi bir mücadele verdi ve mücadelenin sonucunda bu uluslararası anlaşma imzalanmış oldu. Bu anlaşmanın sonucu olarak da 1999 yılından itibaren başlayan görüşmelerden sonra Bakü-Ceyhan stratejik boru hattı oluşturuldu. Yani Rusya'ya rağmen bölgede bir stratejik Azerbaycan ve Türkiye, Haydar Aliyev'in devlet adamlığı ve Türkiye'nin devlet aklıyla birlikte bölgede bir stratejik proje. Elbette burada Batı'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın da desteği ciddi bir rol oynadı. Ama bu Azerbaycan tarihi açısından, ekonomisi açısından, gelecekte bağımsızlığının daha da kuvvetli hale getirilmesi açısından çok önemli bir proje oldu. Çok önemli bir projeydi. 4 dilde hazırlandı. 400 sayfalık bir metinden oluşuyor. Oldukça da kapsamlı. Dediğiniz gibi aslında Türkiye ile Azerbaycan'ı da ilk bağlayan önemli bir projeydi. İşte Bakü'den Ceyhan'a bir petrol boru hattıyla dünya piyasasına Azerbaycan petrolünün açılması. Tabii yine Azerbaycan ekonomisine büyük katkıları oldu. Ordusunu kurdu, devletini kurdu. Peki bugüne geldiğimizde o gün atılan o adımlar işte bugün TANAP'la geliştirildi. Daha farklı bir doğalgaz boru hattı da kuruldu. Şahdeniz 1, Şahdeniz 2. Neler söylersiniz? O gün aslında bugünün de temelleri mi atmış oldu acaba? Çok elbette, yani bugünümüz açısından, Azerbaycan'ın geleceği açısından, Azerbaycan bağımsızlığının daha da kuvvetli hale getirilmesi, ordumuzun güçlenmesi, ekonomimizin güçlenmesi açısından
petrolların, Azerbaycan petrol gelirlerinin dünya pazarlarına çıkarılması oldukça önemliydi. Hem de Hazar Havzası'nda bir tek Azerbaycan'ın değil, işte Türkmenistan, Kazakistan ve bu Türk dünyasının enerji resurslarının dünyaya Türkiye üzerinden taşınması açısından da oldukça stratejik bir hamle olarak Bakı-Tiflis, Bakı-Ceyhan hattını ifade edebiliriz. Onun ardından TANAP projesi sizin de vurgulanmış olduğunuz gibi imzalanmış oldu. Bu TANAP projesinde biz daha milli imkanlarla imzaladık bu. Yani Türkiye ve Azerbaycan şirketleri burada daha çok üstünlük kazanmış oldu. Yani bağımsızlığımız kuvvetlendiği ölçüde biz daha çok güç ve etkinlik üretme sürecine girmiş olduk. Ve Avrupa'nın enerji güvenliği açısından da bugün Azerbaycan artık önemli bir konuma yükselmiş durumdadır. TANAP'tan sonra işte Azerbaycan gazının, yani Şahdeniz'den çıkarılan Azerbaycan gazının da direkt Avrupa pazarlarına çıkarılması Türkiye üzerinden ve Türk-Azerbaycan kardeşliğinin daha da kuvvetli hale getirilmesi açısından oldukça önemli bir konuma yükselmiş oldu. Türkiye ve Azerbaycan'ın da Avrupa'nın enerji arzında oldukça stratejik bir konuma yükseldiğini ifade ettiniz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Telman Nusretoğlu ile 25. yılını kutladığımız Azerbaycan'da 100 yılın anlaşmasını ve Azerbaycan Nefçiler Günü'nü burada değerlendirdik. Sözü yeniden Ankara'ya size bırakalım. Evet, Bakü'den aktardıkları için Fatih Avanos ve konuğuna teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler.